Ben hep söylüyorum, bir şef olarak önce bana gelen malzemeye göre hareket etmem gerekli. Böyle bir salatalık geldiği zaman bunu genellikle salatalarda ya da böyle katır kutur kahvaltıda yemek için kullanıyorum. Çünkü çok kompakt, gerçekten lezzeti çok iyi. Bu boyları çoban salata, bunlarda kullanıyorum. Bu boya gelmiş bir salata, salatalık şu boydan şu boya çıktıysa artık çok fazla su çekmiş, çekirdeklenmiş. Aslında kendi neslini devam ettirmek için tohuma doğru gidiyor demek. İşte tam da bu sırada bunun yemesi lezzetli olmayacağı için cacık yapmak istediğimde bu tarz salatalıkları kullanıyorum. Nedenini söyleyeyim, bir salatalık suyunu kullanıyorum. Böylelikle dışarıdan süzme, yoğurta, su eklememe gerek kalmıyor. Aromayı çok güçlü bir şekilde çekebiliyorum ve bu şekilde bir salatalığı da değerlendirmiş oluyorum. Başlarını her zaman kesiyorum. Kabuğuyla birlikte rendeliyorum. Aroma daha güçlü olsun diye. Bakın ne kadar sulu. Çıtır çıtır o sesi çok güzel duyuyorum. Cacığın içerisine yabani nane dedikleri yarpuzdan koyacağım. Ben yarpuzun aromasını özellikle ayran aşına ve cacığa çok yakıştırıyorum. Çok sevdiğim bir nane türü. Daha koyu yapraklı, daha aromalı. Ne kadar sulu. Mükemmel bir aroma çıkacak. Normalde böyle yapmanıza gerek yok. Ben size göstermek için. Bakın hem salatalık diri diri ağzıma gelecek. Hem bu kadar büyük bir salatalığı yememiş olacağım. Cacık gibi malzemede kullanacağım. Hem de bu suyu kullandığım için enfes bir aroma olacak. Normal su koymak durumunda kalmayacağım. Geri dönsün böyle bir şey. Yarpuz nane dediğim böyle bir tür. Çok koyu yeşil yapraklı. Sapı çok sert olur. O yüzden sapını kullanmıyorum. Onu benim ben hiç çöp atmadığım için sadece bir tek plastik çıkıyor. Camlar cam ocağına gidiyor. Diğerleri ise benim tavuklarıma, solucanlara ve bu kaşığa gidiyor. Şöyle aldım. Sapları atıyorum. Demin dikkat ettiyseniz mücverde maydanoz sapları kullandım. Çünkü sap en yüksek aromayı tutar. O yüzden normal maydanozu kullanmanıza gerek yok mücverde. Sapları bir de böyle et sularında da kullanabilirsiniz. Atmadan. Tamam. Şunları şöyle yapayım. Bir kapalayım kendime. Naneleri doğrayayım. Bir de taze sarımsak alacağım. Merak ediyor olabilirsiniz niye taze sarımsak kullanıyorum. Her zaman varsa önce tazesini kullanıyorum. Daha fresh bir aroması var. Sarımsak kadar da rahatsız etmiyor. Yani kuru sarımsak kadar. Bir de bu mevsimde tazesi varken niye kurusunu kullanayım? Evet. Şimdi birleştireceğim. Şunu da döktüm. Şimdi salatalıkları ekleyeceğim. Suyu böyle çok güzel yeşilimsi bir görüntü de veriyor. Salatalığın hepsini ekliyorum. Hop. Bu arada yoğurt manda yoğurdu. Evet. Ben mutlaka kuru nanede koyuyorum ama en son aşamada servis ederken acılaşma olmasın diye tazeleri içine, kuruları üstüne. Evet bakın. İstediğim böyle bir şey. Böyle bir sos kıvamında bir şey istiyorum. Şimdi bunu bir kaba alalım. Biraz tuz, pul biber ve kuru kekik ekleyeceğim.